Öfkeden deliye dönmüş ağlayan bir fil yardım istemek için iki adama yaklaştığında aniden onun ani yıkıcı davranışının ardındaki gerçek nedeni anlarlar. Böylece resmi emirlere karşı gelirler ve bundan sonra olanlar onları filin kişisel kahramanlarına dönüştürür. Hindistan'daki Bandore Kaplan Koruma Alanı'nın eteklerindeki bir korucunun ofisinde 4 adam toplanmıştı. Bugünkü tartışmaları bir fili öldürmek üzerineydi. Adamlar iki meslektaşlarını bekliyorlardı. Barker ve Zahir. Rezervin müdürü Bay Sukar söz aldı. Bu boğa tahribata neden oluyordu. Şu anda bölgedeki 7 köy yerleşiminden 5'inden şikayet aldı. Birinin ciddi şekilde yaralanması an meselesi. Onu öldürmekten başka seçeneğimiz yok diye açıkladı. Başıboş fille ilgili sorun bir ay önce başlamıştı. Mowgli köylüler arasında iyi tanınıyordu ve hiçbir soruna yol açmamıştı. Ama sonra hiçbir uyarıda bulunmadan insanların yaşadığı yerlere yaklaşmış ve çok geçmeden tek filli bir yıkım ekibine dönüşmüştü. Bu ana kadar kimseye zarar vermemişti ama olaylar sıklaşmaya başlamıştı ve korkunç bir şey olması artık an meselesiydi. Ama neyse ki Mowgli'nin yanında son derece nitelikli 2 kişi vardı. Zahir dev pakidermileri tanıyan ve onların ruh hallerini anlamak konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahip olan vahşi yaşam veterineriydi. Barker hayatı boyunca fillerle çalışmıştı ve boğanın tuhaf davranışlarını açıklayabilecek bir şeyi fark etmişti. Bir gece önce olmuştu. Mowgli kendisini avlayan köylülerden kaçmak için ormanın derinliklerine doğru ilerlemişti ama tercih ettiği patikalardan birinde aniden karşısına 2 adam çıkmıştı. Kanını isteyen köylülerden farklıydılar. Neredeyse onun için endişeleniyor gibi görünüyorlardı. Bu yüzden tüm içgüdülerine ters düşen bir karar vermişti. Yaklaşmalarına izin verdi, ağlıyordu ve bu 2 insanın köyü bilerek tahrip etmediğini anlamalarını umuyordu. İlk konuşan yaşlı adam oldu. Bu fil yardımımız için yalvarıyordu. Hala yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Pakidermin sonunda toparlayarak uzaklaşmasını istediler ve işte o zaman şok edici bir şey fark ettiler. Ertesi sabah Barker ve Zahir toplantı odasına kapıyı çalmadan girdiler. Barker açıkça Mowgli'yi öldürmemize gerek yok dedi. Yardımımıza ihtiyacı olduğu için böyle davranıyor. O yaralı. Bütün başlar veterinere doğru döndü ve Zahir yerin artık kendisine ait olduğunu fark etti. Mowgli'nin hayatı 4 yöneticiye planın uygulanabilir olduğuna ikna edebilmesine bağlı. Bu yüzden derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Ormanda Mowgli yine insan kokusu aldı. Burası bir yerleşim yeriydi. Bu da taze yiyecek anlamına geliyordu. Bacağındaki ağrı yüzünden dev vücudunu ayakta tutmak için gerekli yiyeceği bulmak için ihtiyaç duyduğu mesafeleri dolaşamıyordu. İnsanlar ve onların yerleşim yerleri hayatta kalmasının tek yoluydu. Mowgli bir süre ormanın kenarındaki yeşilliklerin arasında kamufle olmuş bir şekilde durdu ve yaklaşık 600 metre ötedeki köye baktı. Acı kıçına vurdu ama kendini topladı ve saldırmaya başladı. Ormanın duvarını kırdı. Tiz bir sesle trompet çalıyor ve dev kulaklarını başının yan tarafına doğru çırpıyordu. Onu fark ettiklerinde muz tarlasındaki insanlar korku içinde kaçışmaya başladılar. Mowgli ağaçları devirerek ve fidanları ezerek tarlanın içine doğru koştu. Gittiği her yerde arkasında bir yıkım yolu bıraktı. Sonra muzlarla ziyafet çekmeye başladı. Muz ailesinden gelen bu büyük meyveler, vücudunun çaresizce ihtiyaç duyduğu besini içeriyordu. Fazla zamanı yoktu ve bunu fark etmiş gibiydi. Köyden adamların gelmesine sadece birkaç dakika kalmıştı ve gök gürültülü sopaları da yanlarındaydı. Korucunun ofisindeki Bay Sukuma şaşkınlıkla Zahir'e bakıyor. Veteriner az önce fili uyutmak yerine sakinleştirici bir ilaçla uyutmalarını ve yarasını tedavi etmelerini önermişti. Sol arka bacağının kalçasının hemen üzerinde dev bir hapse olduğunu açıkladı. Sızıntı yapıyordu ve yaranın kurtçuklarla dolu olduğunu görecek kadar yakındı. Mowgli'nin canı çok yanmış oldu. Yaklaşıyoruz diye ekledi Barker. Apseyi kesiyoruz, büyük bir su musluyla temizliyoruz ve iyileşmesine yardımcı olmak için yaraya antibiyotik pompalıyoruz. Bay Sukumar'ın meslektaşlarından biri omurdandı. Peki operasyon sırasında nasıl hayatta kalmayı planlıyorsunuz diye sordu. Korkunç acılar çeken yetişkin bir boğa filinden ve onu ortadan kaldırmaya çalışan düzinelerce kızgın köylüden bahsediyorsunuz. Bu çok tehlikeli. Adamlar hep birlikte boğayı kurtarmak için yapabilecekleri başka bir şey olmadığına karar verdiler ve avı planlamaya çalıştılar. Ancak Barker ve Zahir havlu atmaya hazır değildi ve odadan sıvışıp gittiler. Emirler umurlarında değildi. Tek istedikleri file yardım etmekti ve edeceklerdi. Köyün eteklerinde Mowgli muzları demet halinde ağzına tıkıştırdı. Bir yandan da gözlerini köyden gelen adamlardan ayırmıyordu. Onların geldiğini gördüğünde bacağının izini verdiği kadar hızlı bir şekilde ters yöne doğru ilerledi. Mowgli birkaç yüz metre ilerideki orman perdesine doğru koştu ve çalılıkların arasına saklandı. Zahir ve Barker bir köyü geçmek üzereyken bir grup silahlı ve öfkeli adam geçişlerini engelledi. Yavaşladılar ve dört tekerlekten çekişti, araç elebaşının birkaç metre ötesinde durdu. Adam kaşlarını çatarak bir filin az önce muz tarlalarını yağmaladığını açıkladı. Kan dökmek istiyorlardı ve yollarına devam ederken Zahir ve Barker artık zamanın çok önemli olduğunun farkındaydı. Aracı ormanın kenarında bıraktılar ve Mowgli'nin tercih ettiğini bildikleri bir patikaya doğru ilerlediler. İkilinin onu bulması birkaç saat sürdü. Onu yüzü sanki dünyadan saklanmak istercesine bir çalılığa gömülmüş halde buldular. Arka bacağındaki sarı sızan hapse açıkça görülüyordu. Başı çalılıkta olduğu için dartı hassas bir şekilde yerleştirebilecek kadar yaşayabileceklerdi. Barker okulu damlaya sürdü ve filin sarısında sızan hapsenin biraz üzerindeki bir noktaya nişan aldı. Sonra tetiğe bastı. Mowgli ağrıyan arka bacağında keskin bir iğne hissetti. Sonra bulanık hissetmeye başladı ve bu onu panikletti. Gözleri bulanıktı ve bacakları sanki çalışmayı bırakmış gibi hissediyordu. İlk içgüdüsü dönüp kaçmaktı ama çok güçsüzdü. Bunun yerine çalılığın derinliklerine doğru ilerledi. "Mükemmel," dedi Zahir nefesinin altında. "Hadi işe koyulalım." Önlerinde filin devasa sarısı ağaçların ve çalılıkların arasından çıkıyordu. Veteriner yavaşça dikkatlice yaklaştı. Bir elinde açık sırt çantası, diğerinde sterilize edilmiş suyla dolu bir basınçlı şişe vardı. Önce keskin bir sopayla ölü ve çürümeye yüz tutmuş deriyi yaradan uzaklaştırdı. Fil seyirdi ama dönmeye çalışmadı. Sonra Zahir basınçlı şişeyi kullanarak yaranın tam kalbine basınçlı bir su akıttı. Kurtçuklar ve pembe kan dışarı çıkıp sızdı. Fil yine kıpırdandı ama kulaklarını zayıf bir şekilde çırpmak dışında başını hareket ettirmeye çalışmadı. Sonra veteriner sırt çantasına uzandı ve süt beyazı bir sıvıyla dolu dev bir şırınga çıkardı. Hiç tereddüt etmeden şırıngayı yaranın derinliklerine sapladı. Fil ciyakladı ama Zahir sabit durdu ve pistonu tüm gücüyle içeri itti. Boşalttığından emin olunca şırıngayı kalın deriden çıkardı ve hızla geri çekildi. Mowgli şimdiye kadar olduğundan çok daha uyanıktı ve çalılıktan geri çıkıyordu. Fil manevra yapmak için yeterli alana sahip olduğu anda gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacaklardı. "Buradan çıkıyoruz," dedi Zahir. 3 saat sonra Barker ve Zahir korucu karakoluna girdiklerinde Sukar Bey elleri kalçalarında bekliyordu. "Bana düşündüğüm şeyi yapmadığınızı söyleyin." Zahir ve Barker hep birlikte omuz silkti. İlk konuşan veteriner oldu. "Fil, sorununuz çözüldü Sukar Bey. Arka bacağındaki hapse temizlendi ve antibiyotik verildi. Mowgli bir haftadan kısa bir süre içinde sağlığına kavuşacak. Şimdi geriye kalan tek şey," diye ekledi Barker, "köylülerin onu takip edip öldürmelerini engellemek." "Evet," diye güldü Zahir. "Ama bu sizin yapmanız gereken bir şey. Bu kesinlikle bizim boyumuzu aşar."